Türkiye'deki internet kullanıcıları için yasaklar bitmiyor. Mahkemeler sakıncalı görülen videolar nedeniyle yıllarca YouTube'u yasaklamıştı. Bu kez de interneti denetleyen devlet kurumu bir yasak sözcükler yönetmeliği çıkardı. Müstehcen, argo veya suç işeren ya da çağrıştıran onlarca kelimenin kullanımı resmen yasaklandı. Yasaklı kelimeler listesi hayli zengin. Önce o kelimelere bakalım, sonra üzerine konuşacağız. Baldız, çıtır, liseli, sarışın, yasak, nefes, şişman, escort, frikik, gay, esrar. Bu sözcükler Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın internet servis sağlayıcı şirketlere gönderdiği bir yazıdaki yasaklı alan adları listesinden. Yani bu yasaklı cümleleri kullanarak ya da içinde bu sözcüklerin geçtiği alan adlarını kullanmak yasak. İnternet servis sağlayıcı firmalara gönderilen yazıda 3 ayrı liste var. Birinci listede tamamen müstehcen ve cinselliğe dönük argo sözcükler yer alıyor. Başkanlık bu sözcüklerin yer aldığı alan adlarının barındırılmamasını istiyor. Doğrudan cinsellikle ilgili ya da cinselliği çağrıştıran çok sayıda sözcüğün yer aldığı ikinci listedeki sözcüklerin ise alan adından çıkarılması isteniyor. Değişikmezeler.com, çıtırkurabiyem.com, bilgisayarakademisi.com, bayramçikolatası.com, herkesokusun.com. Alan adı taşıyan siteler yasaklı sözcükleri içeren birkaç harf yüzünden isimlerini değiştirmek durumunda kalacak. Üçüncü ve son listedeki sözcükler içinse içerik kontrolü yapılarak önlem alınması isteniyor. Liste ve başkanlığın istekleri sansür ve internette yeni yasak tartışması başlattı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uygulamanın bilgi amaçlı bir işlem olduğunu savundu. Yasak söz konusu değil, sansür de yok. Bu bir bildirim, yer sağlayıcıları yapılan bir bildirim. Eğer yasak ya da sansür olsaydı engelleme yapılırdı. Listedeki sözcükleri barındıran internet sitelerinin yasada yer alan katalog suçlarla ilgisi açısından gözden geçirilmesinin amaçlandığı belirtiliyor. Ve suça aracılık edilmemesi amacına dönük bir bildirim yapıldığı savunuluyor. Evet, bu internetteki sansür mü diyelim, tedbir mi diyelim, bu konuyu gündeme getiren isim iletişim uzmanı Serhat Ayan'dı. Serhat Ayan stüdyo konuğumuz. Hoş geldin Serhat. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi önce şu kategorileri bir netleştirelim. Evet. Üç kategori var galiba. Birincisi doğrudan müstehcen çağrışımı yapanlar herhalde. Onların burada adını anamıyoruz. Anamıyoruz. Peki bunlar alan adında geçmeyecek deniyor. Bu alan adı nedir? Onu da bilen var, bilmeyen var. Onu açıklayalım. Biz aslında internette taşıyan, internette bizi bir yerden bir yere götüren isimler. Hani www.ntv.com.tr'deki aslında NTV alan adı. Tamam. Orada bu sözcükler olmayacak. Çünkü bunlar erotik içerik taşıyor deniyor. İkinci grupta alan adı, gene orada da alan adı olamayacak sözcükler var ama orada tuhaflaşma başlıyor. Değil mi? Oldukça tuhaflaşıyor. Hani orada yani niye sözü seçilmiş bu sözcükler, nereden çıkmış çok bilemiyoruz açıkçası. Baldız kelimesini nasıl bir çağrışım yaptı da yasaklandı, ya da haydar kelimesi. Hani ben bunca zamandır argo bildiğimi düşünürdüm ama. Ve hiç haydarla ilgili bir argo şeyi çağrışım olmuyor. Yani haydar dümeni düşündük ama hani şey olarak bilmiyorum, çağrıştırmadık yine de çok zor. Haydar dümene cevap hakkı doğdu ararsam alıyor. Başka peki bu tür tuhaflıklar var? Bunun gibi ya mesela ya çok kelimeler var. Hani hayatta günlük hayatın içinde kullandığımız hayvan kelimesi var, animal kelimesi var, fire kelimesi var, ateş. Hani hatun kelimesi var. Hani bizim milli halk kahramanımız Nene Hatun'un bir internet sesini yapmamız bundan sonra söz konusu değil. Ama işin kötü tarafı bunlar kök kelimeler. Kısa kelimelerden seçerseniz bu kısa kelimeler Türkçemizdeki o dar kelime dağarcığımızın içinde mutlaka geçiyor. Bir yani, şekilde evet, ondan kaçınmak mümkün değil. Peki geçemez mi diyor şey? Nedir? Şimdi başkan şöyle diyor ki biz yasak sansür koymadık, bildirdik. Ve bir işbirliği istiyoruz. Bu ne demek? Nasıl tercüme etmek? Valla işbirliğini isteme şeyi, şimdi başkanımızın söylediği ve gönderdikleri metinde de şöyle bir şey diyorlar. Diyorlar ki internet servis sağlayıcılar ne yapacaklarını bilemediler. İçerinde belki böyle hani kötü siteler olan, kötü kelimeler barındıran siteler olabilir. Bu kötü kelimeler barındıran siteleri ortadan kaldırmak için bize yardım eder misiniz? Onlar da yardım olarak bu kelimeleri gönderdiklerini varsayıyorlar. Yani en azından bize söyledikleri bu. Ne demek bu yardım olarak? Yani yardım, hani içinde bu kelimeler geçiyorsa aşağı yukarı o kötü bir adrestir diyorlar. Yani kötü adres olma ihtimali çok yüksektir diyorlar. Dolayısıyla buradan yani yasaklamıyor aslında. Yani diyelim hayvanlarla cinsel ilişki üzerine şey var, internet sitesi var.
Hani sen bunu kullanmasan iyi olur. Eğer öyleyse mi demek istiyor? Diyorlar ama gönderdikleri metni aynen okumak gerekirse şöyle bir şey diyor. Bu kelime gruplarını barındıran içeriklerin çıkarılması ile ilgili alan adlarının hizmetine son verilmesi ve son durumun beyin dili tarafımıza iletilmesi gerekmektedir diyor. Şimdi ben bundan pek bir tedbir görmüyorum. Yani çıkarın, kapatın, bize de söyleyin kapattığınızı. Yoksa cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalırsınız diyor. Yani dolayısıyla hayvansevenler.com diye bir şey olamayacak mı? Yani hani inşallah bu tartışmalarımızdan sonra artık olabilir ama gözüken yani, şey o. İlk gönderdikleri bu. Yani daha ağır, maksadı aşan bir ifade mi kullanılmış şeyde? Bence öyle. Çünkü yani, başka şeyin biraz önce dinlediğimiz şey bu anlama gelmiyor. Türkiye'de 2000 tane servis sağlayıcı var ve bunların çoğu küçük şirketlerden de oluşuyor. Bu insanlar mahkeme polemiğine girmek istemiyorlar. Bu yüzden de bir otosansür oluyor Türkiye'de. Ve insanlar artık aman neme lazım ben bu siteleri barındırmayayım diyebilir. Ama kaç sözcük var böyle? 138 sözcük var. Yani anımızda değil zaten kaç sözcük bir çalışma etrafında yaptık dönüyor biz. Ki? Arkadaşlarımızla bir çalışma yaptık. Yaklaşık 1 milyon 800 bin adrese girdik ve 1 milyon 800 bin adresin hangilerinin içinde bu kelimeler geçiyor dedik. İlk 10 dakikada bize %5'ini eledi. 90 bin adres otomatik olarak kapandı. Yani kapandı böyle derken böyle giderse kapanacak anlamında. Eğer bu filtre çalıştırılırsa. Bir de üçüncü kategori var. O ne? İçerikle ilgili o. Üçüncü kategori yine aşağı yukarı aynı kelimelerden oluşuyor. O da içeriğin içinde bu kelimeler geçiyorsa bu sitelerde muhtemelen kötü şeyler olabilir deniyor. Bu sitelere dikkat edin deniyor. Fakat o kadar kötü bir şey ki. Yani hep günlük hayatta rastladığımız kelimeler olduğu için ben kendi yaptığım 10-15 tane site var benim. Ve bunların içinde bu kelimelerden o kadar çok buldum ki. Yani haydar yani içerikte haydar olmaması tuhaf hakikaten. Evet, baldız olmaması tuhaf. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi globaldesign.com diye bir şey var. Global evet. Design'ı insanlar Türkçe yazmışlar. Global Design'ın glosunu attığınız zaman içinden baldız çıkıyor. Ve yani tamamen tasarım şirketi. Sonra bilgisayar market, bilgisayar akademisi diye bir şey var. Onun sahibi beni aradı. Ya böyle yazmışsınız. Niçin yazdınız? İşte dedim, bu yüzden. O da düşünmemiş. Yani haberi okuduğu halde düşünememiş. Görememiş yani kendi şeyi. Yani Global Design'ın İçindeki baldız da mı yasak kapsamına giriyor bu durum? Otomatik bir filtrelemeye gidilirse tabii ki muhakkak o da girecektir böyle bir şeye. Yani insanlar hesap soracaktır bunlardan. Peki bazı harfler de galiba yasak kapsamında mı? Şöyle iksen kelimesi harf grubunu İksen yasaklamışlar. Böyle olunca bizim yıllar boyunca çalıştığımız Türkçe alan adları söz konusu. Mesela bağış.com diye bir şey yapamıyorduk. Bagis yazıyorduk biz. Evet. Bağış.com yapmak için o iksen kelimesine ihtiyacımız var. Eğer siz bu iksen kelimesini yasaklarsanız bundan sonra Türkçe karakterlerle oluşan Türkçe internetimiz olmayacak. Böyle de bir kötü tarafımız var. Ne olur pratikte? Yani bunun uygulama şansı var mı? Umarım olmaz. Yani pratikte bunun uygulama şansı umarım olmaz. Ama bu da tabii bir adım geriye gitmek lazım. Basınımızın şu anda baktığı bir şey var. 22 Şubat'ta çıkmış bir BTK kararı var. BTK kararında bir liste oluşturulsun ve bu liste ortak bir havuza konsun. Ve herkes bu listeden bu internete giriliyor mu girilmiyor mu? Bu siteye girilmeli mi girilmemeli mi diye baksın deniyordu. Aslında bu onun bir sonraki adımı gibi gözüküyor bu. Peki son şunu sorayım. Yani burada nedir asıl amaç? Ne yapılmaya çalışıyor? Hakikaten böyle bir şey kötü niyet mi var bu site ya da hani seks siteleriyle mücadele mi yoksa daha ağır bir müdahale mi planlanıyor? Böyle söyleyince bana da sürekli yorumlar geliyor. Yani sen seks sitelerinin yanında mısın? Sen fantezilere düşkün bir insan mısın diye soruyorlar ama şöyle bir şey var. Yani seks siteleri yasaklanmamalı zaten. Zaten çocuklarımız için filtre programları var. Biz çocuklarımıza iyi bakabiliyoruz. Çocuklarımızı koruyabiliyoruz. Ama çocuklarımızı korumak adına böylesi bir yere gelmemiz bizi dünya nezdinde çok kötü bir yere düşürüyor. İnşallah bu konuşmalar burada kesilmesini sağlar. Serhat Ayhan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için.